Selim. Buyurun Uzay Bey. Gel benimle. Al bunu. Ne yapacağım? Al dedim. Vur bana. Olur mu öyle şey Uzay Bey? Bırak lan Uzay Bey'i. Benden ne kadar tiksindiğini bilmiyor muyum? Eline fırsat geçse bir kaşık suda boğarsın. Ama beyim. Dediğimi yap, kovdururum seni. Baba gitme diyemedim. Kaçtı, kurtuldu elimden. Kızım o vermiş kararını. Sen ne desen tutamazsın zaten. Sağlıklar olsun. Ne oldu sırtına? Söylemek istemediğim şey buydu. Uzay, sırtına ne oldu? Yardım etmek için kıvrandığın Ateş ve üç arkadaşı yaptı. Ne? Sana anlatmaya çalıştım. Neden bana açıkça söylemedin? Sen bana annenin emanetisin. Senin kılına zarar gelmesine izin verdim. Tek başına olsaydı görürdü o. Anlaşıldı. Ateş Bey artık benden zırnık koparamaz. Dayanamaz verirsin sen. Onun için yazdığım destek yazısı. Yırt at. Ve bu konu bir de artık bizi rahatsız etmesin. Gerek yok. Neredesin oğlum sen ya? 5 dakika diye gittin. Aferin lan Ateş'e. Ne olmuş? Gönenç tamam diyor. Harbi mi lan? Evet, aldılar parayı. Oğlum süper haber bu. Su şimdi havalara uçuyordur. Çok süper evet. Ya Gönenç benden istedi de şimdi Ateş'le durumları biliyorsun. Sen bir git de al gel onları. Gönen çağırıyor. Kağıt kürek bir işler varmış. Hem de bir yemek yeriz dedi. İyi tamam tamam. Oğlum bari şimdi su boynuma atlayacak, boynuma. Hadi görüşürüz. Yavaş. Yavaş. Az kal. Ne kapalı? Kızım 3 milyon kere aramasana. Duyunca gelecek zaten, merak etme. Aa, kim gelmiş? Popçunun oğlu da Bodrum'daymış. Cenk, para işini çözdük. Babam kurtuldu. Baştan beri olayların içindeyim ben. Bilmiyorum mu sanıyorsun? Nasıl?
İsimsiz kahramanları var diyelim böyle olayların. Beni Gönenç Bey yolladı. Sizi ona götürmeye geldim. Ne alaka? Ya işte evrak işleri falan varmış. Onları halledersiniz. Bir de kutlama yemeği yiyelim dedi. Bu adamın sekreteri bir şey yok mu? Bir adam falan yok mu? Niye seni yolladı? Hayırdır? Yani bana söyledi. Ben de geldim işte. Ne olacak ki? Kendi mi söyledi? Evet, kendisi söyledi. Uzay'ın haberi var mı? Var ama... Nasıl ya? Ben sana söyleme dedim ya. Ama ben söylemedim ki. Ben de sana Cenk'e söyleme dedim, değil mi? Ha? Söylersen Cenk gider uzaya söyler dedim, değil mi? Ya ben sana güvenemeyecek miyim? Ya sen nasıl söylersin uzaya? Ya ben söylemedim. Başkası söylemiş. Başka kimden öğrenecek? Su, ben sana ne diyeyim ya? Ya tamam, bir şey yok. Alındı bitti destek. Niye uzatıyorsunuz ki? Gidelim görelim bakalım, uzatıyor muyuz, uzatmıyor muyuz? Ben de geliyorum. Senin ne işin var orada? Ya ben de geleceğim, Ateş bekle. Hayırdır? Ateş, konuşmamız lazım. Kızım ne oluyor? Su. Su, vallahi ben söylemedim ya. Cenk, seninle konuşmak istemiyorum şu an. Baban kaçıyor. Gönenç Bey'in misafirleri. Buyurun. Ergüven, yemin ediyorum bir başarı öyküsüsünüz ya. O çöplükten buralara. Uzay, ne yapıyorsun oğlum? Gönenç abi nerede? Cenk, sen suyu al, bahçeyi gezdir. Biz Ateş Prens'le konuşalım biraz. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Cesur kız. Tebrik ederim. Oğlum saçmalamasana. Su, Ateş, siz buna takılmayın ya. Oğlum nerede Gönenç abi? Bak şimdi adam gelecek, kızacak. Adamın misafirleri. Kimin misafiri oğlum? Bunlar kim ki bu evde birinin misafiri oluyorlar? Uzay, o çağırmadı mı abi? Sence? Cenk? Aşkım, yemin ederim bilmiyordum. Gönenç Bey'i ara. İstersen sen ara. Alo Gönenç Bey. Ben sana o desteği vermeyi hırslı bir genç olduğun için kabul ettim. Ama gördüm ki senin hırsın başkalarına zarar veriyor.
Alo. Cahit Bey. Merhaba, Uzay ben. Ya aramayayım dedim ama bizim bu deli kız Alara bir hata yapmak üzere. Yazıklar olsun sana. Baba ben zaten senin verdiğin parayı... Babandan para çalmanın bahanesi olarak bunu mu buldun? Ya ona yardım etmem lazımdı baba. Ateş mi yaptırdı sana bunu? Haberi bile yok baba. Bana yalan söyleme! Ya yemin ediyorum yok. Senin aklın gitmiş. Gözün dönmüş. Bir daha onu görmeyeceksin. Baba. O adamı unuttum demeden bana sakın baba deme. Sakın. Yarın İngiltere'ye gidiyorsun. Bakalım nasıl görüşeceksiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.